Efendim mesela Allah Resulüne zulümle ilgili bir ayet indikten sonra hangimiz zulmetmiyoruz ki diye üzülerek bir grup sahabi geldi. Böyle bedmin bu iş olmayacak ya bizden adam olmayacak modunda geldiler böyle. Yani yapamayız biz bunu. Allah Resulü hemen düzeltti. Hemen. Buradaki zulüm yani akşama kadar birbirimizle konuşurken, hüküm verirken, muamele yaparken haklısızlık da yapıyoruz. Ufak tefek yani eşyaya yapıyoruz, canlı cansız yapıyoruz, birbirimize yapıyor, kendimize yapıyoruz vesaire. Bu değil. Buradaki zulüm dedi Peygamberimiz şirktir. Şirk. İnne şirke le zulmün azim ayetini de Lokman suresindeki ayetinde okuyarak Kur'an üzerinden izah etti. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etti Eyvah. yani. Şirk en büyük zulümdür. Ha, müşrik de en büyük zalimdir. Onun için yani şirk koşmuş herkes Firavun'un kavmine yaptığı zulümden daha beter zulmü kendine yapmaktadır. Bu anlamda bir açıklama görüyoruz. Eyvah. Yanlış anlaşılma olmuş demek ki. Bu yanlış anlayan kimlerdi? Sahabi. Evet. Sahabi. Yani hani bu bizim kelamımız Sünni kelam, yani Şii kelamın kendine has dokunulmazları melekleştirdiği ve kutsallaştırdığı bir grup var. Bir de Sünni kelamın dokunulmaz kıldığı, masum addettiği bir Eyvallah. grup var. Sünni kelam sahabeyi masum addeder. Onun için rivayet zincirinde sahabeyi cerh ve tadil yapmaz. Yani sorgulamaz. Hata yapmaz. Hata yapmaz. Dolayısıyla sorgulamaz. Yahu insanoğlunun yapıp da sahabenin yapmadığı bir hata türü görmedim, günah türü görmedim ki. Dolayısıyla bu nasıl bir şey yani? Kur'an sahabe hayatı hatası, günahı, isyanı sayıp döke bir olmuş yani. Kur'an orada. Kaldı ki peygamberlerin hatalarını, günahlarını şimdi burada böyle echeli cühela kalkıp da zelle zelle falan diye kendilerine ezberletilen efendim mıymıyları söyleyip durmasınlar. Bilmiyorlar, cahilliklerini bilsinler bari. Onun için Kur'an açıkça sayar, teker teker peygamberlere ait hataları sayar, günahları sayar, adlı adınca söyler, günah der. Efendim Allah Resulüne 8 kere günahından dolayı istiğfar et der, tevbe et der vesaire vesaire. Yani öyle melekleştirmek Kur'an'ın reddettiği bir şeydir. Eyvallah. Kur'an insanı insan olarak kalmaya ikna etmek ister. İnsanı melekliğe değil. Kim ki insanı melekliğe ikna etmeye çalışıyor, insanı insan olmaktan çıkarıyor demektir. Melek de edemeyecek zaten. Eyvallah. Evet, insanı harcayacak. İnsanı harcamanın şeytani bir yolu da budur. Şeytanın sağlardan gelmesi var ya, bu da sağlardan gelip bak seni melekleştireceğiz. Seni alâ-i illiyyine çıkaracağız. Seni meratıbı atlatacağız o yoga yogistlerin efendim Hint gurularının aynen almışlar bir de Arapçaya Farsçaya tercüme etmişler onları. Onun için nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi safiye. Vallahi adedine sayısına kadar Hinduizm'den Mahayana affedersin, Budizm'den, Mahayana Budizminden aynen aşırmadır, başka bir şey değil. Aynen aşırmadır. Ya bazı değiştirin bari, değil mi? Çakılmasın, görülmesin bari. Aynen aşırmadır. Onun için Orada yani bile emek yok yani. yok, orada bile emek yok. Evet, kopya çekerken bile bir emek var ya, orada bile yok yani. Dolayısıyla bu anlamda insan olmamızı istiyor ve Kur'an da bunu söylüyor. Yine bir başka örnek vereyim. Oruç hakkındaki ayet inmiş. Bakara suresindeki meşhur ayet. Yani orucu ne zamana kadar tutacağız, ne zaman başlayacağız? Beyaz iplik, siyah iplikten seçilip ayrılıncaya kadar ibaresi inince bu zat eski bir papaz aslında, eski bir Hristiyan.
Hatem bin Adi, Adi bin Hatem, affedersiniz. Adi bin Hatem, Tay kabilesinin reisidir. Kendisi Tay kabilesi, Hristiyan bir kabiledir. Bunun efendim babası da meşhur Araplarda cömertliğiyle meşhur olmuş kralların at yetiştiricisidir. İşte bu zat Medine'ye geliyor. Bunun önce bacısı esir ediliyor. İyi davranılıyor. İyi davranış bacısı tarafından kabileye döndüğünde götürülüyor. O anlatınca abisi merak edip o iyi davranışı, Allah Resulü'nün bacısına karşı iyi davranış, iyi muamele edişi bir gönül kazandırıyor. Adam papaz olduğu halde geliyor. Efendim Adi bin Hatem Müslüman oluyor. Şimdi biraz da bilgiçlik var ya, bu da sahabe işte. Sahabenin de okumuş yazmışlarından işin garibi. Çok nadirdir, azdır okumuş yazmışı. Ve yastığının altına iki tane ip koymuş. Biri beyaz, biri siyah. Sabaha kadar da uyuyamamış tabii. Uyur mu? Uyuyabilir mi? Beyaz ipliği siyah iplikten ayırıncaya kadar efendim yiyip için. Peygamberimize gelmiş, işi karıştırmış tabii. Sormuş, bu durumu da söyleyince, ya ben de seni kafası çalışan biri zannederdim demiş. Efendim, yani orada söylenen o değil ki, orada söylenen mecaz. Yani fecir, fecirden bahsediliyor. İşte güneşin doğduğu doğu ufkundaki o beyazlıktan bahsediyor. İplik o efendim. Dolayısıyla Allah Resulü böyle öğretiyordu. Yani sahabe de bazen yanılıyordu, yeniliyordu, şaşırıyordu. Hatta istismar edenler de çıktı. Yani ağır istismar, istismarlardaki şey bile böyle aşırı değerlendirilmedi. Hazreti Ömer'in kadısı olan Hazreti Ali tarafından. Bir kadın kölesiyle halvette olmuştu. Efendim, o kötü fiili işlemişti. Ve ondan sonra da dedik efendim ya erkekler işte yapıyor, ben de efendim şey, böyle bir sonuç çıkardım. Yine bir adam efendim işte içki imal edersiniz, sizin için bazı faydalar vardır ayetini istismar ederek çilingir sofrasını kurmuş, demlenmiş. O da tutmuşlar Hazreti Ömer'e getirmişler. Bunu tam iş üstünde yakaladık. Niye böyle oldu? Ayet okuyor Hazreti Ömer'e. Anlatabiliyor musun? Delil ayeti. Efendim. Eyvallah. Yani böyle de olmuş. Yani bunlar uç örnekler, ekstrem örnekler ama bunlar bile var. Bunlar bile var. Fakat dediğim gibi hiçbir toplumda herkesin aklı, zekası, anlayış, kavrayışı aynı değil ki. İlk Kur'an neslinde aynı olsun. İlk Kur'an nesli içerisinde gerçekten de Kur'an'ı anlamayanlar vardı. Kur'an'ın söylediğinin zıttına yapanlar vardı. Ya babayla oğula bakalım, fazla uzağa gitmeye gerek yok. Baba Ömer, oğul Abdullah. Baba Allah Resulü'nün dibinde beyat aldığı İşte Rıdvan ağacı diye meşhur oluyor. Beyatur Rıdvan diye anıldığı için Hudeybiye'deki o ağacın dibinde namaz kılmayı bir adet, bir uğur, bir bereket olarak görenler var. Bunların başında da Hazreti Ömer'in oğlu geliyor. Ama baba o ağacı söktürüyor. Şimdi iki zıt anlayış aslında bu. Bu anlayışı aynı yere koyamazsınız siz. Bu anlayışın ikisi de doğru falan değil, geç onu. Öyle sen de haklısın, sen de haklısın. Nasreddin Hoca'nın fıkrasında güzel durur o. Öyle sen de haklısın. Hele hele bu hak ve hukuku tamamen yok eden ve zekamızla dalga geçen, vicdanımıza da kezzap döken, bu sen de haklısın, sen de haklısın şaklabanlığı öyle bir yere geliyor ki, bakıyorsunuz Muaviye'nin Hazreti Ali'ye karşı isyanında bile ikisi de haklıydı. Veyahut da daha sofistike efendim güya Hazreti Ali haklıydı, Muaviye haksız değildi. Ne demekse.
Laf mı bu yani şimdi? Laf mı bu? Yani şimdi hakimin karşısına iki adam çıkarsanız bu böyle bir durumda. Sen haklısın ama sen de haksız değilsin. Bu şimdi hükümde bu olsa bu hükümde ne çıkar? Bu mahkemeye adil mahkeme derler mi? Bu hakime de adaletli hakim derler mi? Böyle bir şey olur mu? Bir hak hukuk dava, hele ucunda öldürme varsa, ölme varsa, 70 bin insanın canı varsa. Nasıl oluyor öyle? Sen haklısın, sen de haksız değilsin. Böyle bir şey olur mu? Onun için yani böyle farklı Eyvallah. Algılar, anlayışlar vardı. Eyvallah.